diyorsanız ders kayda geçecek çünkü. Geçiyordu hatta, geçti. Yok Evet. hocam, defol. Arkadaşlar, amacımız şunu son bir şey, bir saniye, çok özür. Şu anda ekranımı görüyorsunuz. Büyük ihtimalle, değil mi? Evet. Şimdi Hollandaca mantığı nedir? Oradan başlayalım. Bu benim şeyim. Hatta Hollandalılara vermiş olduğum sunumun bir örneği bu. Arkadaşlar, Hollandaca bütün cümleler için geçerlidir bu söylediğim şey. Üç tane temel yardımcı fiilleri var bu adamların. Bir, sein ve onun halleri. Birazdan ayrıntısına gireceğim. Önce bir de şu açıklamayı 3 dakika dinleyin yeterli benim için. Zaten işin püf noktasını aldığınız zaman bunun üzerine, bu binanın üzerine kurarsınız. Hollandaca bütün cümlelerde 3 tane temel yardımcı fiil vardır. Bunlardan bir tanesi sein'dir. Yani isim cümlelerinde kullanılır. İkincisi worden. Daha çok edilgen cümlelerde kullanılır. İşte ben hasta oldum. Hasta oldu. Öyle yapıldı, edildi. Hebinde genel anlamda %90 cümlelerde kullanılan yardımcı fiiller. İkincisi modal verb dediğimiz, birazdan ayrıntına geçeceğim, rahat olun. Willen, können, mogen, zullen, zouden. Bu 5 tane modal verb'leri var adamlar. İstiyorum, mecbur durumdayım, yapmak istiyorum, geleceğiz vesaire. Eğer bunlar yoksa cümle içinde mutlaka bir fiil vardır. To werken dediğimiz çalışmak. Ik werkte. Ik heb gewerkt. Çalışıyorum. Çalıştım geçmiş zaman. Ik heb gewerkt çalışmıştım. İşte geçmiş zaman. Bunu da anladık. Tamam. Başka ne oluyor? İki temel cümleyi birleştirmek için 5 tane bağlaç kullanıldığında cümlenin yapısı değişmez. Bunlar en, mer, want, dus, of. Verandert de zinsbouw niet. Cümle yapısını değiştirmez. İstediğiniz cümleyi kurun. Cümle istediği kadar uzun olsun, istediği kadar kısa olsun. Yapı değişmez. Zaten bizi zorlayan şey ikide bir cümle yapısının değişmesi. Biri bize başta bunu anlatsa ha deriz. Bir de that, om that, so that, verandert ve bunun gibi bir sürü bağlaç cümlenin yapısını kesinlikle değiştirir. Hatırlamamız gereken asıl temel konu şu. 5 tane bağlaç kullanıldığında cümlenin yapısı değişmiyor. Ik ben Mehmet, en, ik ben en dosent. Bu kadar. Bu kadar. Peki ne oluyor? Eğer ki bir cümlenin başına, Hollandaca bir cümlenin başına zaman, yer veya ne kadar sıklıkla olduğu gelirse üçünden biri kesin gelir. Hollandalılar sever devrik cümleyi. Türkçemizde olduğu gibi devrik cümle olur. Yani cümlenin sıralaması değişir. Zaman, en alt cümle. Tight, place, frequency, begin. Zaman, yer, lokasyon veya ne kadar sıklıkla. Peki, ondan sonra ne oluyor? Şeyimize devam edelim biz sunumumuza. Bir sonraki diyaya geçelim. Peki hocam, bu ikide bir diyor ya Mehmet Hoca, temel cümle, temel cümle, temel cümle nedir peki? Nasıl oluyor tam olarak? Biliyorsunuz en başta Türkçe dahil, İngilizce, Almanca, bütün yabancı dillerde, bütün dillerde 5 tane temel cümle var. Bir, tek kelimelik cümle. Kom. Ha. Yani fiili kullandığınız emir kipi olan gel, git. Bu Hollanda'da daha çok hayvanlara hitap edilir. Ya ben hayvan mıyım, ben köpek miyim? Çok özür dilerim. Adamlar öyle der. Kom, ha, du, kayk, kayk. Bak, tek kelimelik cümledir bu. İki kelimelik cümleler. Bu zaten dil öğreniminin şeyi, yapısı biliyorsunuz. Chomsky dediğimiz bir dil bilimci zamanında bunu araştırıyor. Bir çocuk dili nasıl öğrenir diyor. Chomsky zamanında demiş ki, çocuk diyor ki, mami sok, anne çorap, ne anlama gelir? Anne çorap istiyorum, anne çorabı ver, anne çorap giymek istiyorum vesaire gibi işin altında çok büyük bir şey var. Didaktik var, oraya girmesek de olur. Hollanda'da temel cümle arkadaşlar özneyle başlayan cümlelerdir. İlk yay, yö, ü, hay, zay, he. Tamam. Bunu biliyorsunuz zaten. Özneler. Tamam. Bunu biliyoruz. Bunu aldık. Peki başka ne gelir? Az önce söylediğimin şeyi, görselleşmiş hali. Haben gelir, sein gelir, worden gelir, models gelir. Dördünden biri. O yok mu? Fiilimsi gelir. Ik werk, ik ga, ik do, ik kijk. O da mı yok kardeş?
Ne yapacağız? Bunlardan beşinden biri mutlaka gelecek. Daha sonra zaman gelir arkadaşlar. Ne zaman yapıyorsun? Ich gehe von da nach school. Daha sonra nasıl yapıyorsun? Otobüsle mi gidiyorsun? Bisikletle mi gidiyorsun? Hızlı mı yapıyorsun? En sonunda da Platz yani lokasyon gelir. İşte temel Hollandaca cümle yapısı budur. Bunu biri gelse Allah rızası için söylese biz bu işi çoktan çözmüştük. Problem buradan kaynaklanıyor. Öyle düşünün. Tamam. Mesela ich habe ein Auto. Ich gehe von da mit dem Bus nach school. Bitti. Nokta. Ondan sonra ne oluyor? Bakın. Olanlara göstereceğim size. Bunun üzerine Hollandacayı kurarsınız. Diyelim ki cümle zaman zarfıyla başladı. Vandaag, morgen, gisteren, nu, toekomst, gelecek zaman, geçmiş zaman. Daha sonra gelecekler, hebben zijn, worden, models. Çünkü ikinci sıraya fiilimsi gelir. Yani özne gelmez. Yardımcı fiil veya fiilimsi gelir. Bizim devrik cümlenin aynısıdır bu arkadaşlar. Türkçemizde var zaten bu. Tamam. Yarın gideceğiz oralara. Zaten Türkçe'de gizli, özne gizli biliyorsunuz genellikle. Yani yarın ve gitmek fiilimsi. Ondan sonra özne. Vandaag leer ik Nederlands. Bugün Hollandaca, bugün öğreniyorum Hollandaca. Aynı şey arkadaşlar. Yani. Tamam. Bunun bir ekran resmini alın lazım olur. Bu geldikten sonra zaten sıralama değişmiyor. Ne demiştik? Özne, yüklem, zaman, nasıl ve yer. Bu temeli. Zamanı başa aldığınız zaman otomatikman zaman, fiilimsi, özne ve nasıl, nerede. Tamam. Hızlı gidiyorum ki şeyi mantığını anlayın. Sadece mantığı anladığınız zaman zaten sizi kimse tutamayacak. Emin olun. Peki nasıl olur? Eğer bir cümle temel cümleden bahsediyorsunuz. Ne oluyor temel cümlede? Öznelerimiz var. I, jij, je, u, hij, zij, ze, het, wij, we, jullie, zij, ze. Dikkat ettiniz mi? Jij'in yanında slash je var. İkincisinde. Jij bent best aardig, maar je bent best aardig. Bu fark nedir? 2 yıl sonra Hollandaca öğrenirken size gelir biri anlatır hayırına. Jij, sen demek. Üstüne vurgu vardır. Birisini itham ederken, bir çocuğu azarlarken, birisine haklı olduğunuzu kanıtlamak istediğiniz zaman ve arada mesafe koyduğunuzda yay. Birisiyle daha sıcak ortam kurmak istediğinizde, daha samimi. Bak ben düşman değilim. Yö. Ben de senin gibi düşünüyorum nacizane. Efendim. Ama siz değil, buraya dikkat edin. Bu siz değil. Yö, siz değil. Azıcık senli benli konuşma ortamı yaratmak. En alttaki ü, siz. Genellikle yaşlı insanlara, hastalara, müşterilere ve Tanrı'ya, Allah'a vesaire gibi atıf yapmak istediğinizde ü kullanmak zorundasınız. Oradaki şey vay ve vö var. Mesela bu işi biz yaptık. Bizim üstüne vurgu yapmak istiyorsanız vay. Bu işi biz yaptık. Bizim evimiz. Biz mutluyuz. Ama vurgu nerede? Bizde. Bencillikte yani. Ama Vöcem beş bulay bacay dut. Biraz daha boynunu efendim 45 derece sola eğiyorsun. Küçük Emrah oluyorsun. Daha nacizane, daha alçak gönüllü olaraktan. Ve bilen kıraaklattığın. Yani siz de müsaade ederseniz gizlidir o mesaj. Müsaadenizle. Biz de böyle yapmak istiyoruz. Böyle yaşıyoruz. Bizi anlayışla karşılayın demek isterseniz ki %90 böyle kullanılır bu. Vö'dür. Yani vay demeye gerek yok. Abartmayın yani. Kendinizi yükseltmeyin. Bunun farkı budur. 1 yıl sonra, 2 yıl sonra farkına varırsınız dil derslerinde. Bunu geçtik. Peki ne oluyor peki? Söylediklerimizi şöyle hafiften bir toparlayalım. Çok fazla bilgi kısa sürede geldiği için. Ne dedik? Belangrijke regels voor concrete nauwkeurige zinnen in het Nederlands. Hollandaca'da temel ve açık anlaşılır kurallar nelerdir kardeşim cümle yapısında? Bir, tek kelimelik cümleler var. Gebieden wijs. Eén woord. Tek kelimedir. Kom. Ga. Du. Stop. Emir cümleleri, emir kipleridir.
ve tek kelimeyle yürütürsün. Heyf ver. Heyf heyf heyf. Ver ver ver. Hatta bunu tek kelimeyi Türkçe bilen biri kullanıyorsa iki veya üçer defa söyler bunu. Ha ha ha. Adam gidiyor işte. Ha demez. Ha ha. Kom kom kom. Gel gel gel. Tamam, bu bizim kültür şeyimizdir, etkisidir. Kültürün Hollandacı etkisi. İki kelimelik cümle örneğini görüyorsunuz. Adam azıcık özneleri de öğrendikten sonra ben gidiyorum der. Ha. Yumak. Sen yapabilirsin. İzin veriyorum. Zeitgeist. O bakıyor, izliyor. Eğer fiili cümlenin önüne getirirseniz haben wir, gidiyor muyuz? Direkt soru cümlesi. Türkçe'de aynısı var. Bakın. Türkçe Hollandaca'ya uzak bir dil değil. Sadece bunu anlatmıyor arkadaşlar. Olay bu. Problem orada zaten. Temel cümle 3 kelimeden oluşuyor arkadaşlar. Basisin metri bu arada. Ek, spreek, Nederlands. %90'ınızla bunu yapar, ben buna eminim. Ben, fiil ve yaptığım iş. Bunun yanına işte en, mar, want, dus veya of bağlacını getirirseniz bir sonraki cümle değişmez. Diğer bütün hallerde değişir. Bakın bunu unutmayın yeter. Birazdan sorarım hangi bağlaçlardı diye. What sign the modala wegwoord? Onları biz bakacağız. Hemen alt tarafta var. Bunu ezberlemek zorundasınız. Çok kullanılır. Her yerde karşınıza çıkar. Mogen, yapabiliriz. İzin almak. Moeten, yapmak zorundayız. Ve bu zorunluluk üçüncü bir kişi tarafından dışarıdan bastırılmıştır. Willen, istemek. Zullen, gelecekte, ecek acak, yapacağız, edeceğiz. Zaurun, yapacaktık, edecektik ama olmadı, hayırdır. Ne ayak diye sorarlar adamı. Okey? Durum bu. Bir sonrakini alayım ben size hemen. Bakalım ne gelir. Şimdi, arkadaşlar bakın. 5 tane bağlaç var. İki cümleyi, iki temel cümleyi bağlayan bağlaçlar. Bunlar kullanıldığında cümlenin yapısı değişmez. Bunu ezberlemeniz yeterlidir. Çünkü diğer bütün hallerde cümle yapısı değişir ve diğer haller. En ve mar ama want çünkü of ya ya da düş bu yüzden dolayı demek. Dikkat edin. Buyurun size cümle örneği. We gaan niet vechten. We gaan niet vechten. Biz kavga etmeyeceğiz. Niet zaten cümleyi olumsuz yapıyor. Want we willen graag gelukkig zijn. Want çünkü we willen özne yardımcı fiil. Değişmiyor bakın. Burayı görmeniz yeterlidir. Bir alt cümle. Het is een klein huisje. Çok küçük bir ev. Maar een groot schilderij hangt aan de muur. Ama çok büyük bir efendim hocam söyleyin schilderijı. Tablo duvarda asılı. Aynen. Değişmiyor. Cümlenin yapısını isteseniz de değiştiremezsiniz. Eğer garanti oynamak istiyorsanız bu 5 yardımcı bağlaçla zaten her şeyi anlatabiliyorsunuz. Dikkat edin bakın. En, mar, want, of, dus. Bundan başka kullanılan bağlaçlar işi biraz daha güzelleştiriyor. Dili biraz daha etkili kullanmanızı sağlıyor. Okey? Geçelim. Evet. Şöyle alalım bunu biz. Eğer ki dat'la başlayan bütün bağlaçlar cümleyi devrik hale getirir. Cümlenin başında veya ikinci cümlede fark etmez. Eğer bir cümle dat'la başlarsa ne olur? Hani biz demiştik ya cümlenin İkinci kelimesi fiildir veya yardımcı fiildir. O gider cümlenin sonuna varır. Cümlenin bu orijinali we vechten niet omdat we gelukkig willen zijn. Cümlenin orijinali we willen gelukkig zijn. Doğru mu? Biz mutlu olmak istiyoruz. Omdat we gelukkig willen zijn. Willen zijn nerede? Cümlenin sonuna. Çünkü devrik cümle yaptı. Dat'la başlayan bütün bağlaçlar bu hareketi yapar. Okay. Peki. Ik mis mijn moeder heel graag. Daarom bel ik haar elke dag.
Burada da özne ile bir yüklem veya yardımcı fiil devrik oluyor. Dikkat edin. Bunlar ileriki derslerde yine ayrıntısıyla bakacağız. Bunu daha iyi anlayabilmek için sayısız alıştırma yapmak gerekiyor. Şu anda benim verdiğim Hollandaca dil bilgisindeki cümle yapısının temel fikri. Okey? Burada anlaşalım. Ya hocam anlamadım falan demeyin bana. Çünkü amacımız genel bir perspektif vermek. Yapacağımız işler bunlar çünkü. Eğer bir cümle bugün, dün, yarın, önümüzdeki yıl, hafta içi ve dahil günleri. Okay. Soms, bazen, ne kadar sıklıkla, bu durumda da. Elke dag. Willen we graag zwemmen. Her gün istiyoruz biz yüzmek. Cümlenin ikinci kelimesi yardımcı fiil veya fiildir. Yani kişi değildir. Çünkü cümle zaman zarfıyla başlıyor. Okay? Geçelim. Az önce söylediğimin aslında biraz daha ayrıntısı bu. Frequency, hufak, ne kadar sıklıkla bir iş yapıyorsunuz. Esmakat, altayt metrifiz. Bakın bunlar aktif ve temel cümleler. Öznemiz, kişi, Esma, biz kızımızın adıdır. Kat, altayt metrifiz. Gidiyor her zaman bisikletle. Mantık bu. Eğer altaytı siz başa almış olsaydınız, altayt kat zay, kat esma metrifiz olacak. Bakın, o değişikliği hissedin lütfen. Dil öğrenmek zaten duygudur. Bunu biliyorsunuz. Dil öğrenmek için üç şey lazım. Sabır, azıcık akıl ve sürekli tekrar. Bunun başka alternatifi yok. Başka yok yani. Olsa vereceğim ben size. Vallahi yok. Ali spelled soms alleen. Bu soms'u cümlenin başına alırsak soms spelled Ali alleen. Hatta biz Tuğba Yılmaz Hanımefendi'ye bir soru soralım buradan hazır elimize geçmişken. Şurada gördüğünüz cümlelerin hepsi aktif halde. Yani temel cümle. Özne, yüklem, sıklık ve diğeri. Esma, hat, altayt, metrifiz. Tuğba Yılmaz Hanımefendi rica ediyorum sizden. Cümleyi sıklıkla başlatın. Yani altaytla, somsla, zeldinla, afentu, reyhılmatıkla başlatın. Altayt, metrifiz, soms, hat, esma, metrifiz. Ama ikinci cümlede başka şey var. Ha, sorry. Soms spelled Ali alleen. İşte bu. Devam edin. Zelden spreken we Nederlands. Vaak fangen ze veel vis. Güzel. Bravo. Af schrijft je af en toe. Af en toe schrijft je naar je vader. Okay. Regelmatik luisteren ze naar mijn okuyamıyorum devam. Amay ekrandan dolayıdır. Hiç problem değil. Yeah. Arkadaşlar bu sıklık zaman zarflarını bilenler kim? Hollandaca şu anda bilen kim var? Bunun Türkçesini bilen var mı aramızda? Kim biliyor? Çoğun. El gördüm. Özlem Hanım geliyor. Özlem Hanım hemen mikrofon açtı. Suba Hanım teşekkür ettim. Yeah. Evet Özlem Hanım soruyorum. Altayt ne demek? Cevap verme hakkınız 3 saniye yoksa geçiyorum. Zamanım yok. Her zaman daima. Hangi Özlem Hanım ben mi? Her zaman dedim. Çok pardon duymadım. Ses gelmiyor soms mu? Şimdi geliyor efendim. Soms. Bravo. Bazen. Cümleyi de Türkçe'ye çevirin. Ali spelled soms. Ali bazen yalnız oynuyor. Süper. Bravo. Yalnız oynar. Devam edin lütfen. Çok güzel. Zeldin. Zelden bildiğim bir kelime değildi. Çok şey, nadir demek. Sonrakine geçebilirim. Hayır, hayır, nadir demek, öğrenmiş olan. Nadir. Tabii, buyurun. Zelden, often to bilmiyordum onları. Tamam, beraber öğreniyoruz. Zelden çok nadir bazen demek, often to da arada sırada. Bazen. Tamam. Hı-hı. Soms bazen demek. Tamam. Hı-hı. Fark sıklıkla. Şu Zeldin cümlesini çevirmediniz ama bakın bu kulak duyuyor. Aa özür dilerim.
Pardon, nadir. Biz nadiren Hollandaca konuşuruz. Çok güzel. Devam edin lütfen. Bravo. Fark sıklıkla bildiğim bir kelime değil ama Yakalamak demek efendim. yine Okuyoruz. Zu fangen, tamam. Fark, Fiel, His. Zöfrangen sıklıkla çok fazla balık yakalarız. Güzel. Çok güzel. Devam Biz. edin. Evet. Bizi söylemeyi unuttum, pardon. Often to Je schrijft af en toe naar je vader. Arada sırada baba Babana. schrijven yazmak babana mektup yazarız. Mektup Çok bile güzel. demiyorum orada. Ya Sadece yazmak diyor. yazarsın. O anlama gelir. Evet. Regelmatig düzenli olarak zullen luisteren regelmatig naar mij. Ik eet nauwelijks groente. Nauwelijks. 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 Süper. Yakalamak 3 defa Nauwelijks. tekrar et. Senin olsun. Nauwelijks, nauwelijks, nauwelijks. Çevirisi. Nauwelijks zaten çok arada sırada böyle. Kimi zaman aslında. Yani çok nadir Kimi veya zaman? nadiren sebze yerim. Hrunte sebze demek Ha. arkadaşlar. Okay? Onlar düzenli olarak dinlerler beni. Ondan sonra nadiren de kimi zaman da sebze yiyorlar galiba. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Arkadaşlar bakın mesele bu. Allah, bu mesele zaten böyle devam ediyor bu mesele. Okay? Eğer zaman zarfıyla başlatırsanız bir cümleyi Ali loopt elke ochtend 3 kilometer. Bakın bu aktif, normal, temel cümle. Ali kişi, yüklem. Bilerek tekrar ediyorum ki otursun bu. Yapan kişi özne, yüklem. Ne zaman, nasıl ve nere? Hollandaca cümle böyle. Şimdi zamanı başa aldığımız zaman az önce olduğu gibi fiil ile özne yapan kişi yer değiştirir. Elke Ochtend. Ali lobt elke Ochtend 3 kilometre. Bu cümleleri bizim için kim okuyup düzeltebilir? İlk evet diyen hak kalır. Fikri Bey'i gördüm. Evet. Arkadaşlar geç kalmayın bakın söyleyeyim ha geç kalmayın. Bu iş böyle. Treni kaçırmayın. Elke Ochtend lobt Ali 3 kilometre. Hızlıca evet. Elke besuchen wir her in İstanbul. Türkçesine. Elke ve her yıl İstanbul'u ziyaret ederim. Devam Onları ederiz. İstanbul'u Tamam. ziyaret ederim. Okay. Elke ve fangen en dolfin. Okay. Elke weekend schreibt ihr ein Mailche. Okay. Anladım. Elke Zomurhan nar Türkiye. Elke Zomer Han ve Nar Sorry. Türkiye. Bak kulak duyuyor. Elke Zomurhan ve nar Türkiye. Okay. Och nachts drink the baby Onu şöyle milk. yapabilir miyiz? Snacks. 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 İki defa Snacks söyle drink. kelime senin olsun bak. Snacks. Snacks, Tamam senin olsun. drink the baby milk. Okay, last. Hi Miss Constant, sein Okay, devrik yapalım cümleye efendim. Fikri Bey. Kindern. Devrik yapalım. O zaman şöyle yapalım. Constant Kindern. Schrägerin. Okay. Constant misst hi sein Kindern. Budur, budur. Tebrik ediyorum. Hatasız, çok güzel. İşte bu. Arkadaşlar, işin mantığı bu. Başka yok. Tebrik ederim. Bravo efendim. Biz devam edelim. Bakalım kim geliyor sırada. Şimdi bunu ileride yapacaksınız. Normalde 8 aylık bir eğitimden sonra gelirler size derler ki İngilizce'de olduğu gibi, Almanca'da olduğu gibi Hollanda'ca da geniş zaman,
geçmiş zaman ve mişli geçmiş zaman, hatta gelecek zaman var derler. Onu şunu demeyi unuturlar ama. İşte diyorum ya, işi başkasına bırakırsanız bu iş böyle oluyor. Son 9 dakikaya giriyorum şu anda. Hadi bakayım aynısıyla. Yan tarafta sein demiştim yani ben size. İsim cümlelerinde kullanılır. Dır, dir, dur, dür anlamındadır. Tamam. Bizde de var. İsim cümlesi var mı Türkçe'de? Var. Var. Aynısı var. Aynısı arkadaşlar. Aynısı. Ben, bent, is, was, waren, gewesst. İsim cümlelerinde kullanılan sein'ın çekim hali budur. Geniş zamanda ben, bent, is ve sein. Geçmiş zamanda was ve waren. Aynı İngilizce'deki was ve were. Mişli geçmiş zamanda da gewesst diye geçer. Bir örnek cümle söyleyeyim. Otursun inşallah. İlk ben Mehmet, ilk ben Can. Geniş zaman. Benim adım Can'dır. Ik was gisteren jarig. Ben dün doğum günümdü. Dün benim doğum günümdü. Ik ben in Türkiye geweest. Türkiye'ye gittim, bulundum, geldim. Dikkat edin. Gitti. Gördü, geldi. Geweest bir yerde bulunmak demek zaten. Türkçesi. Olmak demek. Tamam. Is hij is nu thuis. O şimdi evde. Hij was verdrietig. Çok üzgündü. Ben je naar school geweest. Okula gidip geldin mi? Bak bazen de hij is naar school gegaan. O çocuk okula gitti. Daha gelmedim. O da tren şeyiydi tabii. Özlem Hanım hayırlı yolculuklar. Bu zayin işlemini bunun için zaten ayrı bir ders, tek ders de bunu işlemek zorundayız. Hatta iki ders çünkü dil bilgisinin şeyi bu. Bel kemiği, çatısı. Worden, hızlı geçiyorum. Sadece konuları göstermek amaçlı işleyeceğimiz konular da bunlar. Eğer kursumuza devam etmek isterseniz. Haben, toparlıyorum biliyorum. Vakit daraldı. Willen, können, mogen, moeten, zullen, zouden. Modeller zaten ayrıca işlenmesi gerekiyor. Bunlar her bir dia aslında burada gördüğünüz her bir sunum sayfası en az bir ders demektir. Arzu ederseniz, katılmak isterseniz ben cumartesi günleri buradayım. Sizin için özel olarak bir saat ayırdım. Soru, öneri, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yoksa vakit kalmadı. Başka sorusu olan var mı? Çok hızlı ama. Son 4 dakikadayım çünkü. Cumartesi hangi saat aralığında düşünüyorsunuz hocam? Bence bu saatler iyi gibi geliyor. Çünkü Türkiye'den katılan iki tane saygıdeğer arkadaşımız var. Akşam 9-8 düşünmüştük biz ama onlar için çocukları da varsa 10-11-12 yok yani daha neler. Gece yarısı ekspres olacak. Hiç gerek yok. Mümkünse alın. Herkes de ona göre kendini hazırlar. 4-5 gibi bana uygun olacak. Eğer bir çevirişim çıkmazsa size zaman ayıracağım. Şu an için söylüyorum. Kursumuz ücretsizdir arkadaşlar. Dersleri yapmanız, ödevleri yapmanız benim için zaten bir yeterlidir yani söyleyeyim. Amacımız gerçek anlamda, ciddi anlamda faydalı olabilmek. Olabilmişsem ne mutlu bana. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Gayet zengin kalkışı yapıyorum ben. Sorunuz olursa duyarım. Ben kalktım çünkü aşağıda işim var. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Başka zaman yine görüşürüz veya mesajlaşırsınız artık. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Selamlar arkadaşlar. Görüşürüz. Biz de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Rica ederim. Güle güle. Linki yine Telegram'a mı atacaksınız hocam? O Telegram benim problemim bu aralar. Söyleyeyim ben alışamadım sizin sisteme. Deneriz. Tuğba Hanım'la bir konuşurum ben. Arkadaşlar tamam. Dersimiz burada sonlanmıştır. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a ısmarladık. Sevgiler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Harika.